Ekonomiden bolca bahsedeceğimizi, üreticiden ve üreticinin derdinden dem vuracağımızı söylemiştim. Sözümüzü tutma vakti. Aydın'a doğru gidiyoruz. Yaz mevsimi, artık yavaş yavaş karpuzu şeftaliyi tezgahta görmeye başladık. Peki tezgahta gördüğümüz karpuzu şeftaliyi filemize, pazar arabamıza koyup eve götürebiliyor muyuz? Bu önemli bir soru. Asgari ücrette zam beklentisinin olduğu şu günlerde bu soru daha da bir önem kazanıyor hatta. Bir de tabii ki bunu üretene bakmak lazım. Karpuz ve şeftali yetiştiren çiftçilerin gelirlerinin ancak işçi yevmiyesini ödemeye yettiğini öğreniyoruz bizzat kendi söylemlerinden. Şimdi bizim bu doldurduğumuz romop bir buçuk ton geliyor. Bir buçuk tonu ya sattık mı 80 kuruş. 80 kuruştan işçi yevmiyesi çalıştığımız 4 kişi çalışıyoruz burada. Dördümüzü yüklüyoruz. Sattık mı hiç maliyet kalmıyor. Yevmiyemiz ancak çıkıyor. Mal sahibine hiçbir şey kalmıyor yani. Bu fiyatlar bizim maliyetimiz değil. Bizim maliyetlerimiz 2-2,5-3 lira. Şeftalisi, karpuzu, çileği, domatesi hiçbir şey para etmiyor. Artık çare arıyoruz yani. Yani çare diyorlar ya. Sulum parası, gübre, ilaç. Bunlar hakkından gelemiyoruz artık. Gelemediğim için sökeceğiz yani. Çiftçi üstesinden gelemiyor masrafların. İşçi yevmiyelerine zaten yetişemiyordu. Pahalıya aldığı gübresi, ilacı cabasıyken yakıtı da zamlı artık. Gider kalemleriyle beli bükülen üretici artık kar etmenin değil, zarar etmeden sezonu bitirmenin derdinde. Biz ettiğimiz masrafları alamıyoruz. Karpuz şu anda 1 lira gitmiyor. Yani bildiğin gibi değil. Bayağı hani çiftçi kan ağlıyor. Sesimizi duysunlar, malımızı para ettirsinler. Mazot yeni bir daha zam geldi. Ne olacak bu çiftçinin hali? Aydın Sultanhisar'da karpuz üreticisi de, işçisi de mutsuz. Çiftçi mahsulünü maliyetin altına satıyor. İşçi kazandığının günlük harcamalarına bile yetmediğini söylüyor. Abi hayat çok pahalı. Ürün para etmiyor. Yemeler az. Yaptığımız ürüne karşılık yemelerimizin farkını alıyoruz. Sıkıntı yok ama hayat çok pahalı. Çiftçi bitti. Hayvancılık bitti. Çiftçi bir şey üretemez oldu. Mazotlardan dolayı fiyatlar yüksek, nakliyeler yüksek. Yani buna bir dur demek gerekiyor artık. Aydın'da şeftali üreticisi Mehmet Çekici de kazandığıyla ancak işçinin yevmiyesini ödeyebiliyor. Bol bol meyve veren ancak artık kazanmadığı ağaçlarını söküyor. Hep döktük bak burada kaldı. Yani hep telef bunda. Bunlar olduğu gibi çöpe gidecek şimdi. İşçilik pahalı. Mazot pahalı. Sürüyorsun böyle. Gübre atıyorsun pahalı. İlaç pahalı. Ondan sonra 3 kuruş para veriyorlar. Artık şu güzelim ağaçları kesmek zorunda kaldık. Ağaçlar hep böyle. Dallarını indirdik yere. Şeftali üreticisi arayış içinde. Satamazsa meyveleri dökmek zorunda kalacak. Söktüğü ağaçların yerine ise yonca ekecek. Mazot pahalı. Dolar aldı başını gidiyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz bütün çiftçi. Çiftçinin el tutanı yok.